Saçlarınızın çabucacık büyümesini istiyorsanız, daha düz ve daha bakımlı, daha hacimli olmasını istiyorsanız tek malzeme ile saçlarınızı roket hızında uzatabilirsiniz arkadaşlar. Burada kullanacağımız malzeme maydanoz. Sapıyla birlikte kullanılıyor. Ben hatta dondurucu e, dondurucuda bu şekilde maydanozları hazırda bekletiyorum. Oradan alıp şimdi hemen bunu nasıl işlem yapacağız sizlere aktaracağım. Öncelikle bir tencerenin içerisine şöyle bir tutam kadar maydanoz. Benim gibi donduruyorsanız bu şekilde dondurulmuş olarak ekleyebilirsiniz ya da tazesini yıkadıktan sonra küçük parçalar halinde doğrayıp bunu tencerimize aktarıyoruz. Ve şimdi üzerine bir bardak içme suyu ekliyoruz arkadaşlar. İçme suyunu ekledikten sonra ocağımıza götürüyoruz ve bunu kaynatıyoruz. Bu arada Maydanozun saçlar için ne gibi faydaları var biraz onlara değinmek istiyorum. Maydanoz suyu saç dökülmesine, zayıf saçların beslenmesini sağlayarak engel oluyor. Kafa derisindeki enfeksiyonları önler. Dezenfekte etme özelliği ile saç tellerinin sürekli canlı ve güçlü olmasını sağlıyor. Ayrıca saçlarınızın doğal rengini korumasına da yardımcı oluyor. Yani saçlarınıza boya işlemi de yapmış olsanız boyanızın daha uzun süre olmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bu kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Saçlarınızı bir türlü uzatamıyorsunuz. Saçlarınız kısa ve hızlı uzamasını istiyorsanız işte bu yöntemi uyguladığınızda saçlarınızın daha sağlıklı ve daha gür ve daha hacimli olduğunu ve hiç olmadığı kadar da hızlı uz uzadığını göreceksiniz arkadaşlar Şimdi Kaynattık Soğudu ve bunu süzüyorum Süzdükten sonra isterseniz bir e, sprey şişe varsa kullanımı çok daha kolay ve pratik olacaktır Bunun içerisine aktarıp Haftada iki kere saçlarınıza bunu uygulayın e, Saçlarınızı 20 dakika sonra durulayın Saçlarınızın parlaklığı inanılmaz artarken, saçlarınız da hızlıca uzayacaktır arkadaşlar. E, saçlardaki kepeklerden de kurtulmak için bu e, yöntemi kullanabilirsiniz aynı zamanda. Maydanoz e, kürü ile birlikte saçlarınızın dibinde böyle kaşıntılar varsa. Bunu da gideriyor. Uygulanışı nasıl oluyor? Kirli ya da temiz saça hiç fark etmez. Saç e, diplerine, köklerine bunu püskürtüyoruz. Saç derisine masaj yapıyoruz ve komple saç uçlarına kadar sürüyoruz ve saçlarımızı güzel bir tar tarıyoruz. Daha sonrasında üzerine isterseniz bir bone takabilirsiniz ya da bir poşet geçirip o şekilde 20 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum sizler de uygular ve memnun kalırsınız ve saçlarınızın hızla uzadığını görünce lütfen altta yorumlar bölümünde sizler de deneyimlerinizi benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, tarifi çevrenizle paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.